hörmətli nazirlərim, sayın büyükelçilərim, sayın milletvekillərim, dəyərli zəhmətkeş, sorumlu hocalarım, dəyərli Kafkas Üniversitesi Talebeler Birliği'nin genç nesil, bu təhsil ocağının varisləri, hamınızı selamlayıram. 20. yıl Kafkas Üretim Teşkilatı'nın Azerbaycan'da kaydedilmesine söz verildiğine göre minnettarlığımı bildiriyorum ve buna gurur hissedeceğim. Her yerde bunu ki ben biznes yapmakla beraber etrafımda olan bitenleri de izleyeceğim. Çünkü buraya bir pencerede bir seyahat edip bu güzel yerde neler var etrafımızda, ne işler görülür ve ne işler görülmelidir ve niye gelmişiz ve niye gidiyoruz ve kim ne maksatla gelmiş, ne maksatla gidiyor. Hayat biliyoruz niye gelmişiz, niye gitmişiz. Bunları tahlil ederken bizim değerli hocalarım elbette kurucudan bu geliyor. Kurucu hocam Kafkas'ın temelini atan kişi imanla dolu ve onun bugün felsefesi nur gibi dünyaya yayılmış ve ışığı her tarafa saçıyor. Böyle öğretmenler, böyle fedakar insanlar hayat ve yaşamlarından kısıtlayarak minimum düzeyde yaşama razı olup ve bu misyonu üstlenmiş kişileri öncelikle tebrik ediyorum. Ve bu aldığınız iman bayrağı ve bu şerefli yol size, siz bu şerefli yola layıksınız. Ona göre ki doğrusu tarihte zamanlar fark edilir. Ben böyle hesap ederim ki bir insanlık hafızasının geri gelmesi. Çünkü zaman değişir, bazen modernite gelir, bazen şey olur ama ne olursa olsun teknoloji gelse biz insanız. İnsanlığımızı hatırlatmak ve gençlerimize insan olduklarını ilimle beraber, teknolojiyle beraber bir bütünü bir arada görmek için bu adlan atın adım altında ancak imanla mümkün. Bunun enerjisi imandan gelir. Ona göre bir insan niye? Elbette herkesin bir misyası var. Ama bir insan bunu düşünmeli. Ben topluma ne veririm? Bir çocuk düşünmeli. Ben topluma ne veririm? Ki toplumdan onu isteyeyim ya karşılığını alayım. Bir milletin de dünyaya verdiği mesaj önemlidir. Ben dünyaya ne veririm ki benim dünyada tanınım ve hürmetim, saygınlığım artsın. Verilecek hiçbir şey eğitim kadar önemli ve değerli bir konu yoktur. Bugün yüzlerce ülkede Türkiye'nin fahri konsoloslukları yaranır. Bunlar binlerce, on binlerce ve yüz binlerce katlıya katlıya gidiyor. Bir insanın büyüklüğü oradadır ki etrafına verdiği hizmet kadar ilmiyle, teknolojisiyle, know-how'ıyla, üretkenliğiyle, her şeyle. Bir milletin de yüceliği oradadır. Dünyaya verdiği hizmetle ölçülür.
Yoksa boşu boşuna kendimizi şişirmenin bir anlamı yok. Ne kadar hizmet veriyorsak biz o kadar insanız. Ona göre bu müessese, bu teşkilatın dünyada bir tarzda, bir fikre hizmet vermesi bu büyük bir şereftir. Allah her hiçbir millete, çok millete nasip etmiyor. Bu bir ferhdir, bir gururdur elbette. Bir de Allah'a şükretme yapmanın arkasında. Değerli hocalarım, gerçekten çok eziyet çekiyorsunuz. Gerçekten çok. Hocalar genelde malumlar, diğer bölümlerde, başka yerlerde de çok veren ve az alan bir gruptur topluma. Yani yine der ki ben hamdını fikirem ama özüm lül gezerim. Yani onun için hocalar genelde ölebilir. Ama bu hocaların mektebi var, felsefesi var, nihai noktaları var, insani hizmetleri var. Talebeler bize gelir. Bizim şirkette işleyebilir. Bazı üniversitelerde bunlar çocukları o kadar şımardıklar. Gelir öyle gözünü silir, selamünaleyküm aleyküm, buyurun. Değil mi? Ben istiyorum yaşantıda bir standartımız. Bana sen teze gelirsin. O sefer okulda teze gelirsin. Ne yaşamda standartı? Ben istiyorum bir tane özüme standart seç. Standartı sen seçmirsin. Toplum seçir, halk seçir, senin iyi niyetin ve bir de hareket. Niyet ne o? Niyet projedir. Hareket de onu itendir. İyi niyetin o niyet projedir. Ben size söyleyeyim. Hoş düşünsek bizim zaten güzel bir projemiz var. Ona nasıl ulaşacağız? O iyi niyetle, fedakarlıkla, bedelini ödemekle. Allah müfteye hiç kesebilir mi? Allah adildir. Onun yanında yok sen namaz kılırsan, yok sen kılmırsan, yok sen bilmem ne dinsen, ham bu beşer onundur. Tabiat onundur, her şey o çok yücedir. Ama Müslümanlık bizim için sırat-ı müstakim bir yol göstermiştir. Koordinatlar vermiştir. Onun için o koordinatlar doğrultusunda hareket ettiğimiz zaman şeydir. Ve ama Kafkas'a gelirler. Değil iş, maaş olur. Devamlı ben bir şey demiyorum. Siz bana iş verin. Ben işleyeyim. Özür sisteminiz var, takdir edin. Görün işimden razısız yeri yok. İşte bizim arzu ettiğimiz talebe budur. Kafkas Üniversitesi'nin talebeleri şu anda bizde büyük yerlere gelirler. Ve gelecekte de ben ümit ederim ki Azarsun'um. Eğer desem bir ele emanetli Kafkas Üniversitesi'nde yetişmiş talebelere vereceğim. Çünkü onlara inanırım, güvenirim. Benim de sadece para kazanma bir misyam yoktur arkadaşlar. Belli bir yaşa kadar adam diye bir evim olsun bilmem. Evlenim, hanımım olsun, çocuğum olsun, arabam olsun. Ondan sonra artık şu anda yiyeceğimiz de bir şey değil. Benim de insan olarak bir prensibim var, bir hedefim var ve o hedefe koşuyorum. Altında iman olmasa öyle keyfiyetli mallar emal edilebilmez. Biz şu anda Avrupa'yla yarışıyoruz. Bunun içinde inanç var. Biz diyoruz kalite bizim hayatımızdır. Kaliteli bir insan, kaliteli bir üretim yapar, kaliteli bir eğitim görür, mesuliyetli bir kişi olarak topluma hizmet eder. Onun için Allah toplumda mesuliyetli insanlarımızı, mesuliyetli özellikle cevanlarımızı yetiştirsin ve cevanlara da benim sözüm, indiden
ne olur? İndiden prensiplerini seçin. İndiden kişiliğiniz kalıplaşsın. Artık yakşı ile yamanı seçebilirsiniz. Yakşı yolu seçin ve kendinize örnek olun. Tabii ki çağ öğretim, bakın rahmetli milli liderimiz Heydar Aliyev müthiş koordinatlar verdi Azerbaycan'a. Tecrübesiyle bu Azerbaycan için büyük ve tarihi bir nimetti. Bakın herhangi bir müesseseye viza vermişse o müessese o viza verdi, çalışıyor. O müessese Azerbaycan'a kat kat hizmet etmişti. Ve Prezidentimiz İlham Aliyev de aynı siyaseti devam ederek onun verdiği koordinatları devam ediyor bugün. Azerbaycan'ın dünyada geldiği yeri de görüyoruz. Ve hatta bazen de ürküyorum, acaba bu kadar kıskanıyorlar. Doğru mu? Diye kendi kendime soruyorum. Çünkü Azerbaycan bölgesinde dünyada kıskanılacak derecede bir yere geldi. Onun için merhum liderimiz kime viza vermişse bana da viza verdi. Ve beni Azerbaycan'ın hizmetine koydu. Sana bütün meydanı açık bırakırım. Gel, işle, ülkende yarat. Ben de ağaç ekilirim, nar ağacı. 150 bin ağaç ne yiyeceğim ben? Nar ağacı. Ekipler yemişim, ekeceğim yesine. Bu bir felsefe. Ona göre bu 20. yıl çok tarihi Kafkas öğretim. Bir gün Enver Paşa geldi, bugün de Enver Hoca geldi. Enver Paşa bir bölgeye hükmediyor da Enver Hoca dünyaya. Mesela. Onun için sizin vakti zarmak istemiyorum. Hamınızı selamlıyorum. Allah size can sağlığı versin.